Günümüz kültüründe yeni olanın peşine düşeriz. Yeni her zaman istenen bir şeydir. Ancak Viktoryen kültüründe yeni olan şeyler her zaman hoş karşılanmazdı. Örneğin Ruskin, William Holman Hunt'ın bakmakta olduğumuz Vicdanın Uyanışı tablosundaki tüm yeni mobilyaları kötü bulmuştu. Piyanonun, masanın, halının yepyeni olmasının bir anlamda sahici olmamayı vurguladığını söylemişti. Raphael öncesi tarzındaki bu muhteşem resim, Viktoryen kültürünün görüş açısını ve endişelerini başarıyla yansıtıyor. Resimde aşığı tarafından tutulan bir kadını görüyoruz. Kadının dairesindeyiz. Dairede gördüğümüz yeni mobilyalar, yeni duvar kağıtları, duvarlardaki resimler. Yani her şey adam tarafından kendisi için bir kaçış alanı oluşturmak için satın alınmış. Kadın muhtemelen alt sınıftan biri. Bunların tümü Viktoryenlerin ezbere bildiği bir anlatı. Kırsal alandan şehre gelen ve kendisinden daha üst sınıf bir erkek tarafından eve kapatılan kadın imajı. Kadın piyano çalan aşığının kucağında oturuyor. Adamın çaldığı ezgi, adam farkında olmaksızın kadına çocukluğunu hatırlatıyor. Kötü yola düşmüş bu kadın, ezgiyi duyduğu anda çocukluğundaki masumiyetini anımsıyor. Ve duygusal bir aydınlanma yaşıyor. Bilinci uyanıyor. Aslında kadın, Viktoryen resimlerinde sıklıkla gördüğümüz bir konu olarak ele alınmış. Günahkar bir kadın. Ancak resmedildiği karede günahlarından arınma anına şahit oluyoruz. Sanatçının resmi nasıl yapılandırdığını inceleyelim. Kadını, adamın onun için yaratmış olduğu oldukça lüks, ancak suni bir evde görüyoruz. Gördüğümüz şeylerin hepsi çok yeni. Eşyaların hiçbiri henüz yıpranmamış. Gerçek bir aile hayatının getireceği aşınmalar yok. Her şey pırıl pırıl. Kadının yüzü bize dönük. Aynada sırtının arkasını görüyoruz. Kadın dışarıya doğru bakıyor. Burada doğa ve ışık, İlahi ve ahlaki olanın yerine geçiyor. Kadının bunlara doğru ilerlemesini sağlayacak kuvveti veriyor. Holman Hunt için bu çok önemli. Kendisi çok dindar bir insan ve modern hayattan bir konu seçerek bunu çok daha büyük bir konuyu, ruhi dönüşümü anlatmak için kullanıyor. Tanrı inancının hiç beklenmedik zamanlarda dahi insanın içine doğabileceğini vurguluyor. Hunt'ın resminde birbiriyle tezat oluşturan iki figür görüyoruz. Kadın ayağa kalkmak üzere, ahlaki olarak aydınlanma yaşıyor, yoğun ilahi duygular içinde. Kadının yoldan çıkmasına, ahlaki olarak yanlış hareket etmesine sebep olan adam ise o an farklı duygular içinde. Geriye doğru yaslanmış, kadını tutuyor ve gitmesine engel oluyor. Kelimenin tam anlamıyla kadının yeni yoluna gidebilmesi için ondan kurtulması gerekecek. Hunt'ın burada vurgulamak istediği noktalardan birisinin şu olduğunu söyleyebiliriz. Günahkarlığınızın sebebi olan kişi, farkında olmadan hatta bunu istememiş olsa da aynı zamanda ruhani uyanışınızı sağlayan kişi olabilir. Burada çerçevenin üzerindeki yazıyı da okuyalım. Kalbi ağırlaşmış birisine neşeli şarkılar söylemek, onun üzerinden soğukta giysilerini almak gibidir. Bu cümle sanırım İncil'den. Yani bu resimde gerçekten ahlaki değerlere vurgu yapılıyor. Sanatçı bu ahlaki konuyu İncil'deki öykülere dayanan sahnelerle değil, içinde yaşadığı modern dünyadaki sosyal sorunlardan bir örnekle vurgulamak istemiş. Ve bu ahlaki konuyu son derece gerçekçi ve materyalist şekilde resmetmiş. Resim, Raphael öncesi ekolünün tipik özelliklerini yansıtıyor. Odadaki tüm eşyalar titizlikle, bütün ince detaylarına kadar yansıtılmış. Ayrıca odada gördüğümüz pek çok şey sembolik anlamlar taşıyor. Sanatçı burada barok tarzını veya Rönesans tarzını değil, bunlardan daha önceki dönemlerin resim tarzını yansıtıyor. Odada bulunan eşyaların ikinci bir anlamı olması konusunda. Mesela Londra Ulusal Galeri'de bulunan Jan van Eyck'ın Arnold Fili'nin evlenmesi tablosundan etkilenmiş olabilir. Bu resme bakanların resmi anlayabilmek için iyice incelemeleri lazım. Hunt, odadaki her şeye tek tek bakmamızı ve bunların kadının yaşadığı ruhsal aydınlanma için ne anlama geldiğini düşünmemizi istemiş. Örneğin masanın altında sol tarafta bir kedi görüyoruz. Daha dikkatli bakarsak kedinin bir kuşu yakaladığını fark ediyoruz. Bu kedi ve kuş ile adamın yakaladığı ve bu evde tuttuğu kadına gönderme yapıyor. Raphael öncesi ekolündeki sanatçılar ahlaki konulara ve modern yaşamın sorunlarına çok önem veriyorlardı. Bu eserde de sanatçı,
içinde yaşadığı günün ahlaki sorunlarını, ikiliklerini başarılı bir şekilde yansıtırken sanat tarihinden de yararlanıyor.